Two of you to step off for a second. Okay. Anna and we're going to bring you back later. Have to leave. Yes. Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in konuk olacağı televizyon programında ilginç anlar yaşandı. İki kadın sunucunun koronavirüs testi pozitif çıkınca apar topar canlı yayını terk ettiler. Yayını sürdürmekse diğer sunucuya kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Pfizer-BioNTech aşısının 65 yaş üzeri kişiler ve yüksek risk grubundakiler için destek dozu onaylandı. ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da kameraların karşısında destek dozu olarak nitelendirilen üçüncü dozu yaptırdı. Biden, diğer aşılar için de destek dozuna yakında onay gelebileceğini kaydetti. ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını ve 10 gün karantinada kalacağını duyurdu. Daha önce aşı olmuş olan Price, geçen hafta New York'ta Dışişleri Bakanı Blinken'la BM Genel Kurulu kapsamında çeşitli görüşmelere katılmıştı. Bakan Blinken'ın testinin ise negatif çıktığı duyuruldu. And let me be frank. This has often been a contentious issue.